fazla açıklamaya gerek yok. Hemen en çok konuşacağımız grafik bu zaten demiştim ya, Hande de geliyor yanıma şimdi. %8,8 şu anda açılan sandık oranı tüm Türkiye açısından baktığımızda. Belediye başkanlıkları, iller hangileri? Şu ana kadar gördüğümüz açılan sandıklar içerisinde %8,8 iken Cumhuriyet Halk Partisi 36 ilde önde görünüyor. AK Parti 26, DEM Parti 10, Milliyetçi Hareket Partisi 6, İYİ Parti 1, BBP 1 ve YRP 1 ilde görünüyor. Bunların şeyleri bu görüyor musunuz? Bu belediye başkanlığı. Şimdi bu da belediye meclisi. Meclisi peki. İki genel noktayı bir resmi biraz daha iyi görebilmek için hemen bakalım. Yine burada da açılan sandık oranı %8,8. Belediye şöyle meclisinde ilk sırada olanlar, çoğunluğu alanları görüyoruz. Kaç tane ilde? AK Parti şu ana kadar 61 ilde belediye meclisinde çoğunluğu almış durumda. Öyle görünüyor. %8,8 üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 9, DEM Parti'nin 9, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de 2 ilde belediye meclisinde önde olduğunu görüyoruz. Hemen devam edelim. Etti. Hepimiz işte buraları merak ediyoruz. Sonuç nedir, ne olacak diye bakıyorduk. İstanbul'da açılan sandık oranı %5,4. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu %49,69'luk bir oy oranına ulaşmış. Kaç oyla? 223.927 oyla. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ise %42,05'lik oy oranında 189.498 oy almış şu ana kadar. Aradaki oy farkı yüzdelik olarak bakarsak %7,64'e, oy sayısı olarak bakarsak 34.429'a denk geliyor. Bu yaklaşık 7 puanlık fark İstanbul'da. Önce bir illeri verelim, sonra isterseniz yorumlayalım değil mi? Bir hızlıca büyük illeri. Peki. Tabii. İstanbul'da durum bu.